biz hakkı söylemek durumundayız. Geçen işte televizyona çıktık. Ben böyle bir hazırlıklı bir şey çıkmadım. Fakat Allah'ın hikmeti işte bazı şeyler soru cevap, telefon bağlantıları konu konuyu açtı. Doğruları söylemek durumunda kaldık. Hem de isim vererek, adres vererek. Ne yapalım şimdi? Doğruyu söylemesek olmaz. Bu bize yakışmaz. Biz hak bildiğimizi gizleyemeyiz. Efendi Hazretleri bana geçen hafta ne dedi? Haktan ayrılma sen. Doğru bildiğini söyle dedi. O gece yine Efendi Hazretleri'ni istirahatteydi. Dediler efendim işte dua edin. Hoca Efendi televizyona çıkıyor falan. Kalktı böyle yatağından hiddetli bir şekilde. Çıksın dedi. Hakkı söyleyecek dedi. Doğru bildiğini gizlemeyecek dedi. Şimdi bana Muhammed Hoca geldi anlattı. Demin şimdi anlattı. Benim haberim yok. Ama o celal, heybet bizde zuhur ediyor. Tabii o tesir Efendi Hazretlerinden geliyor. Bizde bir şey yok. Bizde bir şey yok ama o öyle istiyor. Hak meydana çıksın istiyor. Şimdi bu olmaz. Milleti uyutmak, uyuşturmak, böyle yanlış yanlış bilgi vermek olmaz. Sen Müslüman kızı git Hristiyanla evlendir. Urfa'da. Ondan sonra da diyor ki müftü aradı. Müftü dedi ki bu Hristiyan kelime-i şehadet getirdi. Desene o zaman Müslüman oldu. Daha niye Hristiyan diyorsun? Kelime-i şehadet getirdi. Teslisi reddetti. Yani üç ilah şeyini reddetti. Şimdi Müslüman olana daha teslisi reddetti denir mi? Teslisi reddetti ne demek? Hristiyanlıkta kalıyor ama teslisi kabul etmiyor. Şimdi bu nasıl bir laf? Tevhidi kabul etti. Kurtarır mı bunlar? Kurtarmaz. Bak ben size bazı şeyler geliştiriyorum. Bunları sizi şuurlandırmak için geliştiriyorum. Yani Allah bir peygamber hak. Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem demekle adam Müslüman olmaz. Onun dinine girdim, Müslüman oldum demesi lazım. Yoksa ben Hristiyanlıkta kaldım, Yahudilikte kaldım ama o da hak dese cennete giremez. Çünkü Müslüman olmuyor ki bu. Farkındaysanız hep konuşmalarında bir kere Müslüman olmak lafı geçmiyor. Hep ne geçiyor farkındaysanız? Tevhid, kelime-i şehadet, ondan sonra şirkten, teslisten uzaklaşmak. Bunlar yeter mi? Yetmez. Biz illa ne arıyoruz? İnneddine indellahil İslam. Tek din İslam'dır. İslam'dan gayri din arayanın dini kabul edilmez. İbadetleri kabul edilmez. Sabaha kadar efendim zikretse kabul edilmez. Allah kabul etmeyeceğim diyor. Biz ne yapalım şimdi? Müslüman olması lazım. Yani bunu demediğin zaman ben de bu sefer iftiracı durumuna düştüm yani. Kelime-i şehadet getirmiş adam falan falan falan. Halbuki orada yazıyor gazetede. Gazetede bana çıktı getirdiler. Zaman gazetesinin 2000 tarihli mi ne? Yazıyor orada. Ben de çantada da çıktısı var. 15 Nisan? 15 değil ya. 10 yazıyordu da 9'muş. Ver bakalım. He. Tamam. Diyalogtan düğüne 15 Nisan 2000 cumartesi. Bu değil mi? Şimdi burada efendim laflara bak şimdi. Urfa'daki İbrahim Camii'nde müftünün huzurunda kıymışlar. Müftü değil, sen en büyük evliya kıysa kurtaramazsın. Haham, papaz, müftü. Üçünün önünde. Kelime-i şehadet getirmiş. Hem Hristiyan hem de Müslüman olduğunu ilan etmiş. Aynen diyor, çifte vatandaşlıkta olduğu gibi çifte dinli olmak istediğini. İşte burada Zaman Gazetesi. Çifte vatandaş olunuyormuş, çifte dinli niye olunmuyormuş yani? Meryem'le evlenerek geçmişte sahip olduğu Hristiyan kültürle İslam kültürünü mezcetmek. Hristiyanlık ve İslamiyet'i birleştirmek istiyormuş. Ondan sonra İslamiyet işte güzelliğini görmüş falan filan. Tezat görmüyorum aralarında. İki dinin güzelliklerini diyor İbrahim Peygamber mekanında Musevi dostlarımın da duaları ile Meryem'le birlikte dinini yakarak sürdürmek istiyorum demiş. Gözleri dolmuş bir biçimde bu anı beklediğini belirtmiş. Bizim de ağlamamız geldi. Az daha ağlayacağız. Mendilleri getirin. Ondan sonra Meryem ile Lester mı Kester mi anlamıyormuş. İşte bu gavurcaları telaffuz edemiyorum. Ayıp oluyor. Kusura bakmayın. Şimdi geçen yıl bir ay oruç tutmuş.
Ramazan'da 5 vakit namaz kılmış. Fakat o Müslüman Meryem de onunla birlikte Hristiyan bayramlarını kutluyormuş. O da burada yazıyor ya, ben mi uyduruyorum? İslami usullere nikah kıymayı hep arzulamışlar. Üç dinin duaları salavatlar eşliğinde gerçekten nikah merasimi katılımcıları derin ve anlamlı düşüncelere sevk etti. Bizi de çok feci düşüncelere sevk etti. Hem Hristiyan hem de Müslüman. Gazetenin başlığı. Üç tane başlık atmış. Hem Hristiyan, evet bu adam diyor kendi kelime-i şehadet getirmiş müftünün huzurunda. Ama demiş ki hem Hristiyanım hem de Müslümanım demiş. O müftü ona diyememiş mi ki böyle olmaz. Ya Müslüman olacaksın ya Hristiyan. Hristiyanlığı reddedeceksin, Müslüman oldum diyeceksin. Müftü ona demesi lazım değil mi bunu? Böyle bir nikah kıyabilir mi bir müftü? Ne hakkı var bunun? Allah'ın dinini değiştirmeye. E şimdi ben bunları ben kendim kaşımıyorum ki. Telefonla bağlanıyorlar. Diyorlar ki hoca efendi doğruları işte anlasın. Biz doğruyu söyleyelim. Nedir doğru? Adam kelime-i şehadet getirdi, şöyle etti, böyle etti. Ben de bu sefer vay anasını baltayı taşa mı vurduk dedim ya. Hani ben o haberi biliyorum, haberlerde seyrettim ama belki haberler adamın Müslüman olduğunu doğru yansıtmadı mesela belki. Hani haberi kestiler başını sonu. Ben ne bileyim. Ama şimdi senin kendi gazetende, başkasının gazetesinde olsa yine soru işareti koyulur. Çünkü rekabet olur. Belki biri birine iftira olur. Ama bir insan kendi gazetesinde bunu yayınladığı zaman bunun daha bir şeyi tevile mahalli kalmıştır. Öyle mi? E yine aynı yerde Yahudilerle Ahmetü'de ittifakımız var diye Ahmet Şahin'in yazısı çıkmadı mı? E tamam. Bunda Mehmet Ali Hoca aynı bir beraber kitap yazdık. İşte bu Yahudi Hristiyanlar cennete girecek diyenler cennete giremez. O birinci bölüm bana ait. İkinci bölümde Tali Hoca'nın orada sayfası, günü, saati yazmış. Yahudilerle nasıl bizim amentümüz bir olabilir?